de babasını arayan bir hanımefendi var. O hanımefendi o kadar sevim... ya Sevim çok tatlısın biliyor musun? Şimdi... Bence Sevim babasını aramaya gelmiş. Fakat televizyona çıkacak diye o kadar heyecanlanmış ki dişlerini evde unutmuş. Bunu ben sana söyledim canım. bana söylemeseler belli. Gel, gel. Kıyamam, Ay, heyecandan. Hani insan telefonunu falan evde unutur ya. Bu da dişlerini unutmuş. Ne yapıyorsun, iyi misin? Saklanıyor oraya. İyiyim, ne yapayım? Böyle de çok güzelsin, hiç fark etmez. Gerçekten yani. Dinledi, yıktın gülmedin. Kıyamam ben sana. Hoş geldin. Hoşum. Babasını bulacak diye yazık kadıncağız. Parça parça bu evden çıkmış işte. Kıyamam yani. Ya işte. Sonra ne zaman fark etti unuttuğunu? Buraya gelince mi fark etti? Gebze'ye doğru geliyor yine. Kendi kendime buldum da. Yani koca Gebze'de fark etmiş. Bir de bütün gece uyumamış televizyona çıkacağım diye demin bana anlattı. Uyuyamadım da. Uyuyamadım da. Heyecandan. Doğru, vallahi uyuyamadım. Olur be, hepimizin başına neler geliyor Allah aşkına. He? Öyle. İyi misin? Biraz heyecanın gitti mi? Birazcık. He? Bu kalbim küt küt atıyor. Ya. Bakayım. Neyse atsın Sevim Hanım, atmazsa sorun var zaten. Evet, problem o zaman ola. O zaman problem var. Şimdi ben Sevim Hanım 50 yaşında evli 3 çocuk annesi, programımıza Kocaeli'nden geldi. Hiç tanımadığı babası Kaya Dinç'i bulmak için geldi. Annesiyle babası 55'li yıllarda evlenmişler. Zonguldak Rüzgar'la da yaşıyorlarmış. Baba da Zonguldak Devlet Hastanesi'nde hizmetli olarak çalışıyormuş. Çift 5-6 yıl evli kalmış. Bu sırada Sevim Hanım dünyaya gelmiş. Başka kardeşiniz var mı? Yani o anne babadan. Aynen. 4 aylıymış kardeşim karnında. O sırada, ay doğru, o sırada hamile. Hmm. Tamam. Ya bir şey söyleyeceğim yalnız. Bunun da vallahi filmi yazılır bak. İşte ben buradan senaristlere söylüyorum. Her zaman diyor. Şimdi ben de başta güldüğüm şey yaptım ama şimdi bu çok enteresan. Şimdi bunlar 5-6 yıl evli kalıyorlar. 5-6 yıl evli kaldıktan sonra Sevim Hanım'a anlattığına göre maddi yetersizliklerden dolayı karı koca anlaşamıyorlar. Şimdi o sırada Sevim dünyada, annesi de hamile. Sonra annesi Sevim'i alıyor, evden ayrılıyor. Sevim'i bir yere evlatlık veriyor. Daha sonra diğer kardeş dünyaya geliyor. Onu da başka bir yere evlatlık veriyor. Bakayım da nerelere yani. Şimdi aile Zonguldak'ta yaşıyor. Sonra Necla Hanım yani annesi 10 aylıkmış o zaman Sevim. Kızını alıp Kastamonu'ndaki bir arkadaşının yanına gidiyor. Giderken de 4 aylık hamile. Bir süre Kastamonu'nda kalıyor. Bu sırada kardeşin, erkek kardeşin dünyaya geliyor. Necla Hanım'ı o sırada bir yaşına gelmiş Necla. Necla'yı Kastamonu Bayramgazi köyünde yaşayan Hacer ve Abdi Şenol çiftine evlatlık veriyor. Ailenin Cemal adında bir oğlu daha varmış. Beni veriyor. İşte seni. Necla Hanım Sevim Hanım'ı veriyor. Yani Necla Hanım seni veriyor oraya. Sonra 7 yaşına kadar sen evlat edinildiğini bilmiyormuşsun. Onu alan aile 7 yaşındayken gerçekleri Sevim Hanım'a anlatmış. Çok çocuk diyordu, arkadaşlarım diyordu bana. Sağdan soldan söylüyorlardı. Evlatlısın, evlatlısın, beslemesin diyorlardı. Ben de diyordum, eve geliyordum. Anne diyordum, ben diyordum evlatlıkmışım, doğru mu diyordum. Yok kızım diyordu, sen benim gerçek kızımsın diyordu. Sonra işte ben uyur numarası yaptım 10 yaşıma doğru. Konuşuyorlardı beni alan adamına. Eşi, bak diyorlar, böyle diyorlar, buna evlatlıksın diyorlar, diyorlar, bizi diyorlar, bir gün terk eder mi diyorlar. Senin acayip evet, terk eder beni diyorum. Devletten de istediler o zaman, geldiler, beni çağırdılar. Hani bunlarla mı gideceksin, bizimle mi geleceksin, yani seni okuduruz falan dediler bana. Ben de dedim, şimdi kıyamadım, çünkü o yaşa kadar büyütmüşler. 15, peki onları okutmadılar mı? Okula göndermediler mi seni? Aa. Bir öğretmen vardı Ülkü diye. Evet. O bana çanta yollamış, önlük yollamış. Beni büyüden adam geri yolladı. Sıvır götüreceğim, çobanlık yaptıracağım diye. Çobanlık yaptıracağım demiş. Çok çektim. Onların yanında mı çok çektin? Her yerde. Hiç gitmedin, ilkokul 1'e bile gitmedin yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Seni çobanlık yapasın diye mi almışlar onlardan evlat? Demek ki. İçimde bir uhtahat annemin olduğunu... Ne? Annemin olduğunu söylediler. Cenazesini hayal meyal hatırlıyor.
Ah çocuğum. Sonra Sevim Hanım'ın annesi, bak şimdi daha bitmedi. Sevim Hanım'ın annesi Sevim 3 yaşındayken ölmüş. Erkek kardeşinin ismi Salih'miş. O da bir başka aileye evlatlık verilmiş. Sonra Sevim Hanım'ın işte büyüten babası Abdü Bey kardeşi Salih'i bulmuş. Salih Zonguldak'ta yaşadığını öğrenmişler. Abla kardeş görüşüyorlar. Ancak babasına bir türlü ulaşamamış. Babasının adının da Kaya Dinç olduğunu biliyoruz. 1955'li yıllarda Necla Hanım'la evlenmiş. Zonguldak Devlet Hastanesi'nde hizmetli olarak çalışıyormuş o yıllarda. Senin nüfusun kimin üzerindeydi peki? Babamın üstüne. Baban yazıyor baban. Kaya Dinç diye yazıyor. Kaya Dinç diye yazıyor. Annem yaptı yazıyı. Necla. Acaba onlar seni vermek istiyor. Ama nüfus kağıdında vardı yine. Öf. Verebilirlerdi. Nüfusa gidip baktın mı? Yani, yaşıyor mu baba? Hiç gidemedim. Gitmedin. Gidemedim. Çünkü nüfus da belli değil. Sonra sen nasıl evlendin? Şey, İnternetten araştırdım. Kaya Dinç olduğu için hiçbirini şey yapamadılar. Ben babam olarak bilemediler. Hangisi oldu? Evet. Sonra nasıl evlendin? Kaç yaşında? 21 yaşımda evlendim. 21 yaşımda kadar durdum yani. Görücü mü evlendin yoksa severek mi evlendin? Yok görücü. Görücü de değil. Kaçtım. Beni kendimden 15 yaş küçük çocuğa veriyorlardı. Ne? 15 yaş küçük çocuğa veriyorlardı. Nasıl 15 yaş küçüğe evet. verecekler? Sen 21'sin de 15 yaş şimdi küçük. Şimdi şöyle bir şey. Mesela seni büyütmüş. Üstüne de bunu almış. Bunun şey yapmış. Senin anlamadım. Senin nikahını işesini almamış. Nuhusunu almamış. Beni de almadı. Ama bunu evlatlık şey oğulluk olarak üstüne alıyor. Bunu nuhusuna geçiriyor. Hani erkek ya. Onun nuhusuna geçiriyor. Ha sen o eve gelin gelmiş oluyorsun. Hani sen de büyüdü ya. Sen üstüne bunu alıyor. Nikah şey ona yapıyor. Ama sen şimdi 21 yaşında kaçtım diyorsun. Tamam işte onun çocuğu oldu onların. Onların çocuğunu alıverecekler. Doğduğu çocuk mu bu? Evet, evet. Doğan çocuğu da ben kendim büyüttüm yani. Çocuğum gibi kendim baktım, büyüttüm. Ha senin şimdi evlatlık verdikleri ailenin aha. sonrasında bir tane çocukları oldu. Evet, yok yok. Benden önce aldığı kızın üstüne oğulluk aldı. Ben küçük. Ben küçükken hani evlatlık almış. Seni büyütmüş evveli. E şimdi senden evvel bir tane daha bir kız almışlar. Sen ikinci evlatlıksın. Evet evet. Bir de üçüncü evlatlık i̇şte, aldı ha, bir erkek çocuğu. Erkek çocuğu nuhusuna geçmiş. Evet. Kızları geçmedi. Beni zaten geçmedi. Niye? Ben mala mülke ortak oldum. Ya toprak bu. Ben toprak adına olsun olacak. Daha ben oradan çıktım da olmuş. Bu sene gittim de bayramda. Gittim sonra yolu üçüncü musun? Aldıkları evlatlığı ha, o, seninle ha, nikahlamak istediler. Uşağını. Mesela sen oğluyla beni almak istedin. E nasıl o kadar yaş farkı olabilir ki? Kaç yaşındaydı o çocuk? Çok onun büyükleri öldü. Ha, kaç yaşındaydı? İşte ilkokula gidiyordu uşakta. İlkokula giden ha, çocukla ilk, mı seni ilk, evlendirmek evet, istediler? Evet, ilkokula gidecek çocuğunla beni evlendireceklerdi. E ben de aklım eriyor hani. Sen o çocuğa bakasın diye mi ha, seni ha. evlendiriyor? Ben de dedim ona. Sen o çocuğa bakma istiyorlardı. Yok yok evlendirecekler o yani. İmam bir kere imam nikahıyla yaş tuttuktan sonra uşak beni beğenirse sonradan benim yaşım gidecek o uşak daha genç. Ondan sonra ben de dedim şimdiye kadar çok çektim sizden dedim. Ta çekmek istemiyorum ya dedim. Ya sana bir şey söyleyeceğim ya. Hiç anlamadım ama anlattıklarından. Fakat vallahi böyle bir Türk filmi izledik ya. Türkan i̇şte Şoray'ın. İşte aynı işte onlara denk gelmiş. Ay buradan Türkan Şoray'ı da çok severim. Selam olsun. Evet. Türkan Şoray'ın böyle bir Türk filmi vardı. Bir tane küçük çocuğu gibi. Ona... hayır. Bir tane küçük çocuğu ona işte nikahlıyorlar ama çocuğa o bakıyor. Tabii. Sonra onu büyütürken o da ona hep aba aba diyordu zaten. Yok yok büyüğü ölüyor. Büyüğüyle evlendiriyorlar. Büyüğü ölüyor. Küçüğüne nikah edecek. Sen o filmi tabii benden daha iyi algıda seçicili. Ondan sonra da tabii o da gidiyor köyden kendi yaşıtı bir kıza aşık oluyor. Heh. Ondan sonra Türkan Şoray da bekliyor ki hani zamanı gelsin evet. de onunla evlensin. Yok işte. Sen de kaçtın. Ha, iyi yapmışsın. Ben bu sefer iyi yapmışsın yani. Kardeşim buna söyleyecek bir şeyim yok. Evet. Kendim büyüttüm çocuğu. Ve sonra kaçtığın kişi kimdi? İyi miydi bari? İyi işte şimdi onunla duruyor. Ha, iyi, iyi bari. Onunla yaşıyor. Yok musun ya? Onunla duruyorum yani. Kaçtım o zaman sizi bu evlatlık alanlar biraz
Şimdi bakın tabii evlat edinilme ile bizim bir de halk arasında bir de besleme diye tabir edilen. İşte besleme diyorlardı bana orada. Şimdi evlat edinenler alıyor kendi evladı gibi hani okula gönderiyor, bakıyor, büyütüyor. Özeniyor. Evet. Ama besleme denilen kavram toplum arasında kullanma şekli farklı. Yani çok özür diliyorum seni gerçekten tamam, tenzih ederek söylüyorum ama besleme denilen çocuklar biraz gelsin hani ev işi yapsın. Tabii. Hani eve hizmet etsin ama tabii okula falan gitmesin ki. Orada vakit harcayana kadar ev işi yapacak. Tabii. Hayvanlara bakacak, oraya koşacak, buraya koşacak. Evet, evet. Ki ben de oradan şeyden anladım. Yani bak diyor ki bir tane öğretmen diyor benim yaşım geldiğinde bana çantayla defter göndermişti eve. Babam geri gönderdi ben onu çoban yapacağım diye diyor. Arkadaşlarım işte okula gidiyordu o zaman. Arkadaşlarıma sormuş. Ben demiş orada demiş Sevim diye bir kız var. Niye gelmeye demiş. Yollamayalar demiş, sığır güttüreceğiz derlek demiş, büyüden insan demiş. Oradan gidiyor, çarşıdan çant alıyor, önlük alıyor, ondan sonra kalem, defter alıyor. Allah razı olsun öğretmenden. Ondan sonra öldüyse Allah rahmet eylesin. Hani biz onunla konuşuyorduk, gidiyordum okula ben onun yanına. Konuşuyorduk. İşte çantayı geri yolladı, ben dedim okula yollaman dedi. Ondan sonra dedi, okula giden kız dedi, kocayı çabuk oluyor dedi. Sanki okula gitmedik de bulmadım. Tövbe ya. Yalan mı? Doğru. Ay millet yıkılıyor. Şimdi siz güldükçe ay millet yıkılıyor deyip daha çok gülüyor. Çok şeker ama ya. Çok şeker. Ya. Ne oldu sonra onlar şimdi seni alanlar? Onların beni büyüdenler öldü. Sen evlendirmek isteyen ne oldu? Onunla da görüşüyor musun? O evlendi. O bazı telefonda görüşüyoruz. O bana abla diyordu ya. Ona da sen bakmışsın. Zaten ne olacak 6 yaşında çocuktan sana ne diyecek? Öyle diyordu. Ablam o benim diyordu. Ben onunla evlenmem diyor. Ay neler oluyor bu memlekette Allah'ım yani. Çok çok. Ay yani... Yani bu programı ben şahsen söyleyeyim yani yapmasaydım hiçbir şey bilmeden geldim gidiyorum olacaktı yani. Allah Allah. Çok çektim yani ne bileyim ben. Sonra kocan iyi çıktı mı? İyi işte ondan geçiniyoruz bakalım. Onu nereden buldun? Bir aracıyla buldum. Ha, iyi yapmışsın. Ya gerçekten iyi yapmışsın hani yani bu şartlar altında. Hani ben kaçana ya şimdi kızarım ama yani bu şartlar altında bu kız ne yapsın ki yani? Yani tabii bir de şimdi, 21 yaşındaymış. Öyle. En artık azından, kaçmak da sayılmaz evet, o yani. Evet, kararlarını ona, verebilecek bir olgunluğa şey, ulaşmış. Baktım konuşuyorken onları duydum. Orasını sonra sana söylerim de. Orada bir alavere dalavere döndü. Onu anladım ben. Anlayınca... Dedim böyle böyle dedim. Ben dedim herhalde dedim. Beni dedim mahvedecekler. Onun için en iyisi mi dedim ben dedim bu yol çizeyim. İyi yapmışsın. Sonradan da işte 3 tane çocuğu var. Hmm. Ve efendim hani tabii bütün bu şeylerin içinde biz de Kaya Dinç'i arıyoruz. Kaya Dinç inşallah hayattadır. Zonguldak Rüzgarlı da annesiyle beraber yaşamışlar. Ve Zonguldak Devlet Hastanesi'nde hizmetli olarak çalışıyormuş 1955'li yıllarda. Sultan diyelim bu film mi? Bak buldu arkadaşlar. Bak geldi. Burada da yazık suratı asık çünkü bakıyor çocuğa evlenecek diye. Gendeliğine de katı veriyor. Gendeliğine de katı veriyor kızı, uçağa kızı. He, onu da dövüyordu sen niye şey yapıyorsun diye. Sonra tabii yapacak bir şey yok. Çok güzel filmdir. Evet. Halit Refik'in gerçekten eserde Cahit Atay'mış. İşte neler var yani. Can Şoray'da muhteşem bir oyuncu yani. Ay çok orada da muhteşem bir oyun sergilemişti zaten. Yani çok aklımda kalmıştı ama bazen biz bu Türk filmlerini izlediğimizde ben şahsen ya böyle de şeyler olur mu diyordum işte oluyormuş bak. İşte hayır, benim bütün... Belki Türkan Şoray bile bizi izliyordur. Ben çünkü biliyorum o da sabahları izliyor. Şimdi o da şaşırmıştır. Türkan Hanım yani sizin işte filmdeki hikaye. Öyle. İşte Türkan Şoray. Doğrusuna doğru. Valla. İyi ki şey yapmamışsın sen. Ya işte ben dedim kaçayım kurtulayım en iyisi dedim. Millet dedim beni harcamadan dedim. İyi yapmışsın. Peki babanı neden arıyorsun Sevim Hanımcığım? Ya hiç görmedim. Biz hani gökten sepetine mi düştüm? Niye aramamış? Hadi önceden imkanı yoktu. Şimdi olsun teknoloji çok genişledi. Buraya ben mi çıkmam lazımdı? Onların biri çıkması lazımdı aslında. Doğru. İşte özlem evet. Var. Ne bileyim hiç gülmedim. Ya ne desem sana.
Hiç gülmedim yani. Bir fotoğrafı bile yok. Hiç. Annemin varmış. Annemin kardeşimin cebindeymiş. He. Onu büyüden adam onu ileride arar gibilerden hani ay tarafını arar diye. Kardeşimin cebinden almış, yırtmış herhalde kardeşim. Kaybettim sanıyor ama. Küçükken kardeşim onun cebine koyup hani okula falan onunla gidiyormuş. Peki kardeşin evlatlık verildiği yerde iyi büyütülmüş mü? Yok yok. O da işte babaanne gibi bir şeyle büyümüş. Ondan sonra anne yoktu onun başında. Sadece adam kendisi almış, annesiyle büyütmüşler. Hani hanımı yoktu. E niye öyle bir şey yapmış? Demek başka çocuğu da olmamalı. Yani evlenmemişti adam. Kardeşimi de babaannesi büyütmüş. Babaannesinden sonra da işte... İşte orada sahip çıkmışlar Rüzgarlı'da. Öyle kendi kendine o da. O okumuş mu? Okudu. Okula okudu, gitmiş okudu mi? Okudu. Neyse, onu komşular okuttu orada hani. Onlar okuttu. Onun tarafı Zonguldak'ta hani tarafı bizim çok okuttu. Babanız yeniden evlendi mi? Başka kardeşleriniz var ya mı? Ya duyduğuma özü bir bizim ama 55'li yıllarda çalışıyoruz. Onun üzerine yani en az 20 koysak 35 doğumlu birinden bahsediyoruz yani. Evet. Ölmediyse dünyada. Öldüyse de 30, çoluğu çocuğu vardı yani. Onlar arasın. Dediyse. Bir de Ordulu mu? Orada Akkuş dediler. Hı? Orada Akkuş. Orada Akkuş. Evet. Öyle orada duydum. Akkuşlu Kaya Dinç. E yani biz daha isimsiz daha kişileri de bulduk. İnşallah onu bir oradan tanıyan köyünden. Ya işte Zonguldak'ta hastanede çalışırken hademe mi dediler, hemşeri mi dediler ondan biriyle... Gönül eline işesi varmış. Onun için anneme bakmamış. Annem de memlekete... Ha, babanın öyle tabii gönül eyleşisi olmuş. Hı hı. Annem de memlekete gelmiş bir arkadaşının yanına. Annem aslında Çatal Zeytinli. Hı? Annem Çatal Zeytinli. Hı. Hı hı. Onlarda da vardı dayım, halam, bir şeyler mi? Dizelerimiz falan. Hiç kimse yok. Siz kalmışsınız. Hiç, hiç. Ha, bir tek annem olsaydı dünyada gerçekten babamı aramazdım. Çünkü annem ölmüş, etiyen koklarımı istiyorum ama dayı taraflarımdan da çıkarsa hayır deme. Niye hayır diyeyim ki? Tamam. Allah Allah, fazla malgaz çıkarmaz diye bir laf vardı. Tamam, o zaman... Fazla akrabadan zarar gelmez diyorsun. Necla ve Kaya Dinç'in efendim, o zaman akrabalarını arıyoruz. Kardeşlerini, kuzenlerini, yeğenlerini. Hı. Çünkü Sevim Hanım bir aile bulmak istiyor. Hı. İnşallah anneme artık... çok benziyormuşum, bilenler bilir. Anneme çok benziyorum. Ya bir şey söyleyeyim Sevim'ciğim, ben seni çok sevdim. Ben böyle insan yani esprili komik insanı çok seviyorum. Böyle bütün kötü enerjini çok alıyor. Çok doğal. Hayata ne kadar güzel evet bakıyor, ne kadar ne güzel anlatıyor. Kendime böyle yarıştırdım. Her gün ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Düşünüyorum sonradan. Neden niye diyorum? Ağlıyorsun kendime herhalde diyorum, neden yapıyorum? Niye ne ağlayayım ben? Baban için mi ağlıyorsun? Her şey için ağlıyorum. İşte mutsuz bir çocuk. Televizyonda bir cinayet şey oluyor. Şehit oluyor ona ağlıyorum. Bir kediye köpeğe işkence diyorlar affedersin ona ağlıyorum. Biz de ağlıyoruz ona valla ne yapacaksın? Burada programda bir şeyler oluyor ya. Hiç gözümün yaşı dinmez mi? Bilmiyorum ben çok sağ ağlarken de gülebiliyorsun ama. Bu da farklı bir özellik. Ay vallahi çok tatlısın ya. Seni çok sevdim. Billahi bugün kepaz. Ne? Kepaze oldum diyor. Yok canım niye ne senin kızın yüzünü güldürdün yani. Ay. Dün Mine'yle ile ağladık ama Mine de çok böyle hayatta olabilir. Ona da ağladım ben ağlamadım neye gittin? Yani Mine'ye de değil mi? Dün valla Mine de benim burnumdayız. Onu ben alt katta tanıdım. Güldü müydü beni diye tanıyor musun ne güldü? Yok canım dedim seni dün televizyonda gördüm dedim. Ne? Hani yani her şeyin eksik oluyor. Bir taraf anneyi arıyor yok, bir taraf babayı arıyor yok. Annem arkadaşlar bir de siz şöyle yapıyorsunuz tabii ki. Hani ne yaşarsanız yaşayın hep bunu annesizliğe ya da babasızlığa bağlıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani ister istemez bunu sizi eleştirmek adına söylemiyorum. İster istemez öyledir yani. Her şeyi bir şeye bağlıyorsun. Hani az önce dediğim gibi beyefendi hani 27 yaşına geldi annesi oğlumu benimle görüştürmüyor diye şimdi 27 yaşındaki çocuğu annesi görüştürmüyor diye bir şey söz konusu ama olamaz şimdi. O bir şeye bağlıyor onu. Aynen. O diyor ki bir şey oluyor annem olsaydı böyle olmazdı. O bir şey oluyor diyor ki annem olsaydı böyle olmazdı. Haklılar tabii herkes işte evet bir yaşadığı olayı bir yere bağlamak zorunda. Ki, başka türlü kendi de kendi daha rahat ediyor tabii yani o zaman. Kendisini tabii mutlu edebilmek bir özür için bulunca, aynen bir, öyle yani. Aynen öyle yapacak bir şey yok. Ediyor. Peki inşallah bakalım ailenizle ilgili biraz bilgiler bekliyoruz. Tabii babanın yaşı geçkindir ama şu aralar 85-90 yaş arası olması Ordu nereli gerekiyor dedin? Ordu. Akkuş.
Ordu Akkuş'tan bilirler. Biraz arayalım muhtarları falan bakalım. Ordu Akkuş'tan o zaman hani ne bileyim babası hayatta değilse amcası vardır. Amcasının çocukları var. Yani diyorsa ki sen ne olsa razıyım diyor Sevim Hanım. Ya öyle dediyse hani bir ablanız var ölmediyse kalmadıysa diye onların bilgisi olmalı çok. Tabii ne güzel olur kardeşlerin çıksa kucaklaşırsın. Kendisi öldüyse de hani onlar desinler babam öldü. Bir resmini göstersinler hadi annemin yok. Ya. Annemin de vardır belki ama taraflarında onlar da ulaşırsın. Tamam inşallah annenin hayır tarafları demem. Derler. Bak görüyorsunuz şimdi ne kadar iyi bir konuk. Hani bana sadece babamı bulun falan demiyor. Diyor ki kimi bulursanız evet. İyi fotoğrafını bile bulsanız. Yeterli. Ben böyle konuklarımı çok seviyorum yani. Ben de seni çok seviyorum. Ha, sağ ol, çok teşekkür ederim. Vallahi. Hep bardağın dolu tarafını hayır, en azından görüyor. Mutlu etme imkanım var. Bazıları evet. Mutlu edemiyorsun yani. Hani kadın kaybetmiş 30 sene sonra çocuğunu bulmuş mutlu olamıyor yani. Ben ne yapabilirim artık daha ne verebilirim abi. Yani. Hani sonradan oturuyorum öyle daha sonra kritiğini yapıyoruz da Allah Allah diyorum. Yani bize bir tane birisi topla iğne verse çok teşekkür ederiz diyoruz. Hani 30 sene önce kaybetmiş çocuğunu veriyoruz. Surat 5 karış.